Tıpkı Tahsin Bekdemir amcamızın kendi sözlerindeki gibi. 1931 doğumluyum. 14 yaşımda gurbete gittim. 10 sene gurbette devamlı kaldım. Sigorta yok, başka bir şey yok. Şurada, burada çalıştık. Ondan sonra memlekete döndüm. Tarımla uğraştım. Bir zaman tarımla, çobancılıkla, şununla bununla vakit geçirdim. Ondan sonra tarımdan emekli oldum. Allah'ıma çok şükür. 10 tane çocuğum var. 8 tane kız, 2 tane erkek. 63 tane torun var. Hayatımdan şu anda iyi, memnunum. Allah'a çok şükürler olsun. İşte bir emekli maaşımla geçinip gidiyoruz. Dulundas köyünün ikinci mahallesi Topçugil Mahallesi de hemen yolun sonunda karşımızda durmakta. Bu mahalle de diğer mahalleler gibi sırt yamacında durmakta. Topçugil Mahallesi'nin hemen altında bir de mezarlığı bulunuyor. Bu köyde mahalleler bitişik olmasa da bulundukları sırtta birbirine yakın bir şekilde durmakta. Yukarı Yaka Mahallesi de Topçugil Mahallesi gibi sırt yamacından aşağılara doğru bakmakta. Taş yığma evler, saç kaplı çatılar buralarda çokça görülse de her birinin ayrı bir anısı, hatırası var. Ömerel Mahallesi'nde de bu yapılardan çokça görülmekte. Ömerel Mahallesi de tıpkı diğer mahalleler gibi sessiz, sakin ve kendi halinde. Köyün içlerine doğru ilerledikçe güzellikler bir bir önümüze düşmeye başlıyor. Onlardan biri de Mehmet Sevindik amcamız oluyor. Dulundas ve gurbetçiliği bakın bize nasıl anlatıyor. 1945 doğumluyum ben. Ben yetiştiğimde yoksulluğu gördüm. Annem, babam, rahmetlikler yoksulluktan kurtarmak için aşırı derecede çalıştım ben. Burada çalıştım memlekette, demircilik, hızarcılık, marangozcuk. Ondan sonra 62'de İstanbul'a gittim. 62'den beri İstanbul'daydım ben. Oradan çalıştım burada. Çalışmadım, daha önce değirmen yaptık, su değirmeni. Su değirmeni yapandan sonra biraz rahata kavuştuk yani. Mehmet amcanın hoş sohbetinden ayrılıp köy içinde bulunan okulun şimdilerde köy konağı şeklinde kullanıldığını öğreniyoruz. Taşımalı eğitime geçildiği için bu okul artık eğitim vermiyor. Fakat içinde muhtarlık, yemekhane ve mutfağıyla tam bir kompleks olmuş dersek yeridir. Eski okul, şimdilerde köy konağı olan bu yer, Dulundaslılara hizmet vermekte. Köy konağından hemen sonra muhtarımız Metin Akarçeşme'den köyünü ve yapılan hizmetleri anlatmasını istiyoruz. Köyümüzde yazları 100 hane oluyor. Şu anda 8 hane var. Bir de aşağıda köyümüz ayrıldı, 2 mahalle oldu. Aşağıda da bayağı bir 70-80 hanemiz var şu anda. Karşıyaka mahallemiz. Çamoluk'un hemen merkezi. Yolumuz, bir tane grup yolumuz var, asfalt. Ayrıca bir de sterilize yolumuz var, eski kullandığımız yol. Şu anda ben geleli 7 ay oldu. Köyümüzde aşağı yukarı 4000 metreye yakın parke taşı yaptık. Köyümüzde şu anda 2 tane öğrencimiz var. O da taşımalı serviste gidiyor. Yükseklerden bakınca heybetli boylarıyla kavak ağaçlarının kendini rüzgarlara bıraktığını görmek mümkün.
Saatlerce izlenecek güzelliklerin farkındayız. Ama yolumuz üzerinde daha nice güzellikler olduğunu hatırlayıp devam ediyoruz köyün çınarlarının sözleriyle. Dursun Üçtaş amcamız da bu köyde doğan ve büyüyenlerden. Biz de Dulundas köyünü ve geçmişini anlatması için sözü ona bırakıyoruz. Dediniz ki bu köyler niye boşaldı? Ben 1969'da askerliği Trakya'da yaptım. Trakya'nın köylerinde elektrik varken bizim ilçemizde elektrik yoktu. İşte onun için bu insanlar, bizler ne yaptık? Ben okul yazar değilim. Kendi kendime öğrendim. Okul yoktu ki okula gidelim. Ne yaptık? Çektik, İstanbul'a gittik. Şimdi İstanbul'da, gurbette veya Almanya'da, şurada burada neyse. Orada bir şeyler kazananlar, emekli olanlar geriye dönüş yapabiliyor. Niye? Gelip adamı evine de yapabiliyor. Bazıları da o ev yapma burada parası yok, adam gelemiyor. Çoluk çocuğu orada. Belki iyi geçiniyor, belki kötü geçiniyor. Bu köylerin boşalması bu. Rotamızda şimdi de Sofil Mahallesi var. Sofil Mahallesi tıpkı Ömerel Mahallesi ve diğer mahalleler gibi yamacın kıyısında bir mahalle. Bu mahalle ile birlikte köyün merkezinde bulunan Dulundas Mahallesi camiine geçiyoruz. 1950'li yılların başında yapılan cami taş yığma usulde yapılmış. Cami içi ahşap doğramayla kaplanmış olup, son cemaat yerinin hemen üzerinde bir asma kat bulunmakta. Geniş ve ferah olan cami içi aynı zamanda gün ışığından da ciddi anlamda faydalanmakta. Kapısını kilitleyip anahtarı da yerine astıktan sonra camiden ayrılıp yine önemli bir mekana, Ali Dede Türbesi'ne geçiyoruz. Ali Dede Türbesi yüksekçe bir sırtın üzerinde bulunuyor. Sırta doğru tırmanışımızda yolun kenarında bulunan çeşmede biraz soluklanıyor ve buz gibi suyundan kana kana içiyoruz. Yeşillikler içinde oturma ve piknik alanları olan ve en önemlisi çam ağaçlarıyla çevrilmiş Ali Dede Türbesi'nin her daim ziyaretçisi var. Ali Akarçeşme, Hafız Bakırhan, Mevlüt Sevindik, Metin Akarçeşme gibi birçok hayırseverin katkılarıyla günümüzdeki haline kavuşturulan Ali Dede Türbesi, yaklaşık 20 sene önce yapılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlamış. Bu türbenin hemen yanı başında bir mescit ve bir de yemekhane bulunmakta. Ali Dede Türbesi'nin bilinen bir tarihçesi yok. Fakat türbe duvarında bulunan mermer kitabede türbenin geçmişiyle ilgili bilgileri görmeniz mümkün. Giresun Çamoluk Dulundas Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Hafız Bakırhan, dernek faaliyetleri hakkında bizleri bilgilendiriyor. Derneğimiz her sene Ramazan ayında iftar programları düzenliyor. Bunu dernek merkezimizde yapıyoruz. Ayrıca biz de Mart ayında göreve başladık. Ramazan ayının öncesine denk geldi. Biz yenilik yapalım dedik. Bu yıl 500 kişilik bir iftar programı düzenledik. Geçen hafta gençlerle birlikte köye bir program yaptık. Gençlerimizi köye tanıtmak bir gezi amaçlı, hem de köyün havasını solmuş olduk bir nevi.
Çok güzel bir program oldu. İnşallah bunun bu sefer daha büyüklerini de yapacağız. Köy konağı yapılması gerektiğini düşünüyoruz köye. Bizim dönemimizde olursa çok mutlu oluruz. Bunun için girişimlerde bulunacağız. Köylerimize desteğiyle inşallah köy konağının temelini atacağız, başlatacağız. Buralardan bakıldığında dağların etekleri büyük düzlükler halinde aşağılara doğru iniyor. Berdiye Dağı tam karşımızda. Batı Kaynak Suyu ve Berdiye Yaylası'nın üzerinde bulunduğu bu dağ, heybeti ve ihtişamıyla bizi adeta büyülüyor. Yol üzerinde karşılaştığımız bu ev, şimdilerde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olan Ekrem Köse'nin çocukluğunun geçtiği ev. Ekrem Köse burada doğmuş, burada büyümüş ve siyasi kariyerine giden bu yolda ilk adımlarını Dulundas Köyü'nde atmış. Çocukluğunun geçtiği yaylaları, yamaçları, Dulundas Köyü'nü ve hemşehrilerini unutmayan Ekrem Başkan, gönlünün yarısı bu topraklarda başkanlık görevini sürdürmekte. Mevsim artık sonbahar. Ağaçların yaprakları gazele dönmüş. Güneş kış gelmeden toprağı ve üzerindekileri ısıtmaya devam ediyor. Yarı yeşil, yarı kahverengi yapraklar da dallarından ayrılıp mevsime ayak uyduruyor. Biz de geldiğimiz yoldan geri dönmek için hazırlık yaparken son olarak etrafımıza bakıyoruz. Ve geride bıraktıklarımızla yanımıza aldıklarımızı kıyaslıyoruz. Dulundas sandığınız kadar uzak değil, hemen yanı başınızda. Güneşin için için ısıttığı ve her geçen gün aynı sıcaklıkla misafirlerini bekliyor.